hızla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şimdi en son aşağı inmiştik. Şöyle oturunca evet. Daha bir keskin şey oluyordu. Yani eğer birisi veya bir şey beni duyarsa bir tedirde oluşturmadığından emin. Ondan da gözden uzakta ve sessiz kalman iyi olur. Çömelip bekleme sol CTR ile sana gölgeler arasında saklanma şansı verecektir. Tamam. Bir iki saniye saklı kalman en iyisi, hiç kımıldama, hem de beni yeterince gizli hale getirecektir. Buradan bir soldan gideceğim arkadaşlar bu sefer. Bir dakika. Evet, bir evine bakıyorduk. Kapalı. Bu ne, not defteri? İyi bir bilim adamı her zaman yanında bir kalem ve kağıt taşır. Ne olur ne olmaz diye demiş. Biraz daha yüksek sesle konuşalım. Buna gerek yok. Birazcık karanlığa alıştıralım kendimizi. Bu arada arkadaşlar, ışığı kapattım. Güzel bir şekilde karanlığın içinde gece saat şu an 1'de oyunu oynuyorum. Evet, böyle bir yere geldik. Evet. Işığı gördük. Ne diyor? Işık daha şimdiden dışarıda olmayı özledim. Bu yer bana işlemeye başlıyor ama şu ızgaraya ulaşsam bile kayanın içine geçmiş gibi görünüyor. Yerinden bile oynamaz. Kardeş, sen niye öyle saçma saçma şeyler yapıyorsun yani, niye oynamasın? Şuralara bir bakalım. Buna da bir bakayım. İçinde bir şeyler var mı? Yok. Bu neymiş? Burada çok fazla tarih var. Kelimelere takılı kalmış ve çürümeye bırakılmış. Bu ne? Backstreet mi? Ne? 13 Ağustos 1945 komuta sığınağı, acil durum iniş alanı Zulu, haftalık rapor. Grönland'da hiçbir özelliği olmayan bir başka hafta herhangi ikmal nakliyata alındı. Standart acil durum delgileri tamamlandı. Rutin iniş pisti bakımı tamamlandı. Artan kar yağışına binaen şu anda itibaren bakımın haftada iki defa yapılması emrini verdi. Bir yaralı şahıs London'da bir endişeye sebebiyet verecek türden değil. Almanlar cephelerini 4000 mile genişletmediler. İki adamım atölye cephanelikte patlayıcı fişek imal ederken yakalandı ve birkaç parmağı havaya uçurmayı başardı. Malzemeleri öğrendiklerine emin olduğum depoda tuttuğumuz patlayıcı kılavuzuna erişimleri olduğu gibi. Neyse, bunu çok şey yapmaya gerek yok. Tamam. Daha sonra ihtiyacımız olduğunda bakarız. Oo, bu neymiş? Copenhagen Post. 17 Ağustos Pazartesi 1930. Ölüm madenlerinin dibinde psikotropik kalıntılar. Üniversite ise kimyasal tahlillerin sonuçlarını bekliyor. Çalışmalar devam ediyor. Tamam. Bu neymiş? Küçük anahtar diyor. Bu ne? Bu ne oldu lan? Ne oldu? Bir yaşlı adam. Yaşlı bir adam görünmemiş bir şeyi kavramış. Yabancı, ancak yabancı değil. Bana önce hiç görmedim ama bilmiyorum ki bu adam Howard, ona baba diyorum. İlginç. Bunu alamıyoruz mu? Bu da ne be? Ne oldu şimdi? Artık bunun iyi bir fikir olmadığından pek de emin değilim. Tamam. Keşke alsaydık onu aslında ya. Bu ne? Bir İngiliz müfrezesinin resmi, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olmalı. Sanırım bu maden bir tür barınağa çevrilmiş. Buralara bakıyoruz. Bu neymiş? Çürüyen ahşap raflar. Şu ızgaralardan rutubet gelmiş olmalı. Bütün bu oda çürüyor.
Oğlum, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldıysa bunların yani şuna diyeyim yaşaması bile yani şu an bu şekilde durması bile ilginç yani. Kilitli anahtar lazım o zaman. Pardon. Anahtar desek. Evet. Büyük Patlayıcılar Kitabı 1923 basımı. Geçelim bunu da. Şimdi şuralara bir bakalım arkadaşlar. Burada bir şey yok. Geri kapat. Aslında sondan başlasak şöyle. Evet. Birazcık çil mi bu? Ağrı kesiciymiş. Karnımız ağrırsa içeriz. Arkadaşlar bu oyun biraz ağır gidecek. Yani oturup da heyecan beklemeye gerek yok. Ben de ağırdan alacağım. Böyle elimden geldiği kadar notları, bilgileri okumayı düşünüyorum. Sonra demeyin ki bu ne ağır oyun oynuyor böyle diye. Valla oyunu ben de merak ediyorum şu an. Bayağı bir meraklar içindeyim. Bu ne? Sığır eti. Burada sığır etin ne işi var kardeşim? İkinci Dünya Savaşı'ndaysak. Bu ne? Bu daktilon tarihi savaştan bile önceyi gösteriyor. Almanya'da yapıldı 1923. Güzel bir bilgi. Teşekkür ederiz. Şimdi sığır eti aç değiliz galiba, bilmiyorum kadar zindeyim. Tamam. Pilimiz birazcık var. Not defterimiz, fişek, bir fişek, kullanışlı bir fişeğin kaynağı olabilir. Bu ne? Bir basınç şişesi işe yarayabilir. Tamam. Bismillah diyelim. Oh tanrım, burada aşağıda benden başka bir şey var. Köşeyi dönecek. Olan her neyse burada. Kardeş bu ne ya? Tamam, hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım deli gibi. Lan ne yapıyorsun? Deli gibi atıp kalbimi durduramıyorum. Eğer bir şey sakladığım bölgeye çok fazla yaklaşırsa ona bakmamam daha iyi olur. Görüş açımı bilmem ne. Gitti mi? Gitti mi? Lütfen gitmiş olsun. Allah! Hayır, gecenin birinde de bu oyunu böyle karanlık bir şekilde oynamak cesaret ister diye düşünüyorum şu an. Ufak bir not aldım. Ne olur ne olmaz. Açsana lan kapıyı. Niye açmıyor? Aç lan! Lan şu kapıyı. Açmadı. Ofise gittiydik buradan. Şimdi bu ne? Storage. Gidelim. Abi niye böyle oyunları ben oynamak zorundayım ya? Shit. Kullanmaktan hiç çekinmem, çekeceğim. Buradan geldim galiba. Şunu alayım, neymiş, çakmak boş olsaydı işe yarar bir şey olabilirdi. Şey olmasaydı, pardon, özür dilerim, çok affedin. Çok çok özür dilerim. Çok affedin arkadaşlar şu an. Kilitli. Bok var ya, kilitleyin. Paslı çivilerle dolu kağıt kutular. Yine mi yanlış? Aa.
Şerefsizlik. Lan buradan geri gidelim. Ederim. Bu sevleme olayını şey yapamadık. Buradan geldik o zaman. Eğer diğer taraftan gitti acaba bu birinin halen içeride olduğu anlamına geliyor olabilir mi? Mırıldanmalar duyabiliyorum Tanrı'ya şükür. Ufak bir not aldım, ne olur ne olmaz. Teşekkür ederim not aldığın için evlat. Açsana şu kapıyı. Allah Allah. Niye kapı açılmıyor? Buralara ihtiyacımız olacak. Bir de şuraya bakayım. Aha bura açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu ne la? Bir de bu kasası madem transfer için sanırım kamptan buraya gelen bir cereyan var. Şu... Bismillah. Lan. Allah'ım azla ölüyorum. Ölüyordum ya. Şimdi karanlıkta oynadığım için arkadaşlar bir an canavar zannettim. Pilimizi de alalım bakalım. Bu kadar pil aldık yine bir işe yaramadı. Bu ne? Bu defa farklıydı ama aynı zamanda aynı. Sanki daha fazla kontrolüm vardı ama neyin üzerindeyim? Şunu adam zannettim daha yeni ya. Webcam'in olmamasının şeyi arkadaşlar, güzellikleri. Böyle daha rahat oynayabiliyorum en azından. Bu da benim suçum değil dediğim gibi arkadaşlar. Durumu anlatmıştım ilk videomda. Abi lütfen ya, korkutma şu seslerle. Bu nasıl bir ses ya? Workshop. Adam da ayağını vurmadan geri gelse şaşıracağım ha. Köpek gibi yürüyor yemin ediyorum ha. Ne kadar adam varsa şimdi üstümüze çekeceğiz. Açılsa olmaz mı ya? Kapına kısıldım. Çıkmam gerek. Evet doğru diyorsun. Çıkmamız gerek kardeşim. Sabahtan beri ben ne düşünüyorum acaba, merak ediyoruz. Şu an ne yapalım? Lan buradan çıkmak istiyorum. Alışamayabilirim. Bunu niye alamıyoruz ki? Bir dakika. Belki patlar diye düşündüm ama. Ana bu varmış. Pardon. Burada bir güzellik olup da bir anahtar çıkarsa sevinebilirim. Ne bu? Pil. Ya ne bu? Ne bu şimdi dalga geçer gibi? Açar mısın?
yapalım ama çıkamadık buradan. Kapana kısıldık. Kardeş vallahi tarihsel mesele dinlemem ya. Bu ne? Ha? Burada bir şey yok abi. Burada yapacağımız bir şey yok. Kafamı kullansam zaten 2 gram kafamız var arkadaşlar. Bundan nasıl olacağımı bilmiyorum şimdi bu bölümde. Kapıyı açamıyorduk. Burada bir şeyler yazıyor. Bu bir çeşit tuzağı gösteriyor ama nerede olduğunu anlayamadım. Anlayamıyorum demiş. İlginç. Galiba şu duvar, şu diğer tarafta kastediyor. Bunları alamıyor mu? Kablolar. Kablolarla işimiz yok kardeş. Niye açamıyorum ben burayı? Bu ne kardeşim ya? Bozuk yemeği bana veriyor. Arkadaşlar niye böyle bir oyunu bana oynatma gereği duyduğunuz zaman bilmiyorum ama ben bu tarz oyunlarda pek yetenekli değilim. Ne diyor şimdi? Buna çalışamayabilirim. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Hadi karda bir şeyler yok mu ya? Bakıyoruz, bakıyorum. Abi kafamı da bir yere kadar çalıştırabiliyorum ya vallahi. Aa, kutuyu devirebilirsem belki burada bir şeyler olabilir. Lan çık, orada bir şey gördüm. Açamıyorum, niye açamadım? Yanlış yere git lan. Daha oğlum çıksana buradan ya. Nasıl çıkaracağız biz bunu buradan? Açılıyorum bu. Kardeşim pilim bitiyor ya. Hadi parçalayabiliriz. Bu kapak kayanın daha da derinlerine açılıyor olmalı. Bir tür boru mu? Açabilirsek başarabiliriz bunu bence. Allah Allah. Açtım.
Bodrum sanki birkaç yıl önce oyulmuş gibi görünüyor. Buraları ise bir şey daha yakın bir zamanda delmiş. Tanrım ne tür yaratıklar bu izleri yapmış olabilir? Yavaş yavaş gidiyoruz aga. Tanrım bir örümcek miydi o? Örümcekleri hiç sevmem. Kardeşim aptal mısın ya? Bismillahirrahmanirrahim. Üç delik. Baştan gidelim birinciden. Vardır bir nedeni. Bunu da alalım gidelim yanımızda. Gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Berbat bir manzara. Şansıma mumyalanmış yoksa koku dayanılmaz olur. Peki kardeşim. Shit. Bu ne böyle ya? Kuru tozlu eski çantalar. Fişi kaldık. Bu neymiş? Gümür bu. Kayda başlıyorum. 6 saat sonra bir dakika. Bunu geçiyoruz abi. Bunu tekrar alıyoruz. Parçaların boyutu böyle olmasaydı bunun yumurta kabı olduğunu söyleyebilirdim demiş. Bu kadar mı yani? Burada ne var ki? Şunu alalım abi. Nereden geldik biz ya? Varken açamam diyor. Wow, shit. Kardeş biz bu işi biliyoruz yani. Tamam, bunu çevirdik. Niye çevirdik bilmiyorum ama. Merdiven mi lazım? Hastane gri demiş. Orada bir şey yapamıyoruz. Aa, burada şey gördüm ya. Arkadaş önümüzdeki şeyi görmüyoruz. Ne bu? Pil. Pilimiz... Abi bir türlü fulleyemiyoruz bu pili. Ben anlayamadım ki. Bayağı bir uzun olacak arkadaşlar boynumuz galiba. Bunda benim kusuruma bakmayın. Buraya gelmiştik. Şuradan gideceğim. Bu ne ya? Şuradan bir deneyeyim. Buraya da baktık da yine bir bakayım abi buraya. Emin olamadım sağda solda belki bir şey vardır diye. Burada da yokmuş. Allah Allah, yine dönüp dolaşıp aynı yere mi geliyoruz ya biz?
galiba. Yola çıktık. Buradan geldik. Buradan gittik ya abi, kafam allak bullak oldu ya. Bu ne ya? Ben günün birinde onun bir işe yarayacağını biliyordum şimdi. Ama şimdi benim ne almışız? Çakmak gazı vesaire vesaire. Öncelikle bir testleri gibi. Zaten çok güzel oldu kardeş. Hayır, şaka yapıyorum. Lazım gibi hissediyorum arkadaşlar. Sen hiçbir şey bulamadım ben burada. Geldiğimiz yer abi, bu ne ya? Bu nasıl bir yer böyle ya? Buralarda bir şey yok. F5'te sevilemiyor mu? Şey mi var köşede? Yok abi, bir şey yokmuş ya. Anahtar mı, anahtar bir şey de bulamadık ama ne bileyim, saçma bir şey oldu. Bakayım, anahtar bulduk mu? Yok. Birisi burada sürüklenmiş. Daha önce hiç bu kadar çok kan görmemiştim. Bu benim bir cevap
alabilecek en iyi şansım. Kardeş, götümüze bir şey girmezse. Eski anahtar. Bu ne? Bunlar geçelim. Bunlar çok okumayacağım. Yahu. Bağırsakları deşilmiş. Oğlum. Bu ne kardeş? Ne şeyler bunlar ya? Kardeş, tesadüf olarak buraya geldik ama niye buraya geldik? Bismillahirrahmanirrahim. Bu delik bir insan için yeterli genişlikte değil. Gerçi öyle olsaydı bile yanına yaklaşacak değilim. Bu tüneli ne yok? Bu tüneli ne oymuş diyor. Burada yine bir şey vardır. Sığır eti, teşekkür ederim. Evet, şimdi burada yükleniyor dedi. Bakacağım bir dakika. İçeri gireceğim, bakacağım. Evet sevgili. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerde son hızla devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.